%60 ekranlarından herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. Yarışmamızın ikinci gününde yine sizlerleyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Almadım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ya biraz canlanın. Canlandık. Hele canlandık ya. Şefim, bugün çok canlıyız. Öyle mi? Evet. Nasılsınız? Çok iyiyiz. Bomba gibiyiz. Bundan sonra bugün İnşallah güzel canlıyız, olacak. Canlıyız, yapşanlıyız bugün. Güzeliz değil mi? Evet. Savaşa hazırız. Vav, iddialı bir cümle geldi. Kapışmaya hazırız. Peki, bu da güzel. Yarışmaya başlamadan önce hemen formatı hatırlatmak istiyorum. Bugün ikinci gün. Dünkü gibi yine vermiş olduğum süre zarfında vermiş olduğum tarifi yapıyorsunuz. Sonrasında tadıma geçiyoruz. Tadım aşamasında gözlerimiz tamamen kapatılarak 0'dan 5'e kadar puan veriyorsunuz. Sonra benim tadım başlıyor. Cuma gününe kadar bu şekilde devam ediyoruz. Cuma günü 10 bin liranın sahibini bulmak için de 0'dan 10'a kadar puan veriyoruz. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Yok, şey. Yok, çok güzel. Benim yemeğim. Rafiye vuracak, gol olacak. Sen onu çok beklersin, çok. Senin adını ben ne koydum biliyor musun? Ne koydun? Mikser. Tavuk var ya, yemin ederim var ya, işkence çekiyor, işkence. Bıçak beni mahvetti şefim ya. Tavuğun ağzı olsaydı isyana başlamıştı şu an. Tavukları pişirmişim, hacıyı da çarşıya göndermişim. Arkadaşlar, oyun oynamaya gelmediniz buraya. Tavuk diyorum, ben yemem. Kendi yiyecek demek şefim onu. Şefim de konuşuyor, ben sana ne? Nerede bunun yeşilliği meşilliği artık? Zaman akıyor. Şefim, yetişmezse benimkini yeriz. Sıkıntı yok. Çöpleri ben mi kaldıracağım? Hani belediyeden bir arkadaş mı çağıralım? Ablam, hızlı hızlı hızlı. Ya sen ne gülüyorsun ya? Tak tak yapacağınıza yemek yapın bana. Bu ne? Şefim, yetiştiremedim. Şimdi tadım zamanı. İlk kimle başlayayım? Saner, gel. Geleyim hemen şefim. Tadı yok, tuzu yok. Şu anda seni iki tane görüyorum burada. Vallahi mi diyorsun? Beni iki görüyorsan Saner'i beş görmen lazım. Ay şefim, onu görmeyeyim. İnanılmaz kötü yapmışım. Hiçbir şey pişmemiş. Hazır mıyız? Sana ben sormam lazım hazır mısın diye. Gözlüklerimizi takalım. Taktım. Bu kesinlikle Rabia'nın yemeği. Ben ağzını aç demedim hiç. Ay pardon. Hangi çocuk yapmış olabilir? Ya Halil ya da Sergen. Sergen kim ya? Hiç güzel olmamış. Puanın gelsin. Bir. Benim i̇şte kafama... Bu. Bir dakika lütfen. Ay pardon, ayağını görmedim. Benim yemeğim. Kaldıralım torşonları. Saray mutfağına ait muhteşem bir yemek. Acaba ne olabilir Saner? Onu bilmiyorum işte. Abi ya. Bilmiyorum şefim, şu anda düşünüyorum ya, ne olur. Ya saray mutfağından evde yemek yapmazsanız, saray mutfağı kültürünü bilmezseniz acaba ne diye düşünebilirsiniz. Ki düşünüyorsunuz. Ne olur be ya? Abi be ya, tarçın var be ya, soğan var. Malzemeyi sayma, yemeğin ismini say. Ay pardon. Ben hiç pilav, gayet ciddiyim, niye gülüyorsun? Pilav desem pilav değil. Pilavlık pirinç olması lazım. Pirinç olması lazım. Halil. Şefim, herhangi bir fikrim yok ama önce herhalde badem ve kuru meyveleri pişirerek başlayacağız gibime geliyor. Saray mutfağında genelde un yerine kurutulmuş meyveler kullanılır. Üzüm, üzüm suyu, sirke, nar ekşisi, pekmez, kuru kayısı, elma püresi gibi nişasta yerine meyveler kullanılarak yemekler bağlayıcı olarak yapılırdı. Bugün o tarz bir yemek var. Bugün sizlere ballı mahmudiye yaptık. Bakalım, izleyelim nasıl yapmışız. Benim yemeğim. Enteresan ve farklı bir tarif yapacağım bugün sizler için. Tavuklu mahmudiye. Malzemeler: 1 adet kalçalı but, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 15 adet arpacık soğan, 1 adet taze soğan, 1 tatlı kaşığı bal, 3 adet kuru erik, 3 adet kuru kayısı, 2 yemek kaşığı soyulmuş badem, yarım limon suyu, 1 çubuk tarçın, yarım çay kaşığı kimyon, 4 dal dereotu, tuz ve karabiber. Öncelikle tavuk budun uç kısımlarındaki yağlı kısımları alacağım. Tavuğun kalça kısmından gelen kemik ve uç kısımlarındaki kemiği komple çıkartıp fileto haline getireceğim. Ardından tavuğun derisini sökeceğim yerinden. Derisini çıkartmış olduğum tavuğu
kuşbaşı haline getireceğim. Tencereyi ocağa koydum. İçerisine tereyağı ve zeytinyağı ilavesi yaptım. Güzelce tereyağımı eriteceğim. Arpacık soğanlarımı yağda güzelce karamelize edeceğim. Tavuklarımı ilave ettim. Şimdi arpacık soğanla tavuklarımı güzelce bir kavurmaya başlayacağım. Arpacık soğanla tavuklarım orada kavrulurken kuru erik ve kayısılarımı ortadan dörde böleceğim. Bademlerimi bıçak yardımıyla küçülteceğim. Ayrı bir tavada ise bademlerimi güzelce kavuracağım. Taze soğanımı kuşbaşı şekilde doğrayacağım. Daha önceden doğramış olduğum kuru erik ve kuru kayısıyı tavuğuma güzelce ilave edeceğim. Üzerine bir tane çubuk tarçın atacağım. Yarım limonun suyunu çıkartacağım. Dereotunu ince ince doğrayacağım. Kavrulmuş olan bademlerimi tavuğuma ilave edeceğim. Kimyonumu ilave ettim. Balımı ilave ettim. Üzerine limon suyunu ilave ettim. Dereotu ve taze soğanımı da ilave ettim. Güzelce şimdi aside olması için güzelce kavurmaya başlayacağım. Tuzumu ve karabiber ilavesi yaptım. 1,5 su bardağı su verdim. Yaklaşık 5 dakika boyunca suyunu çektireceğim. Artık sunum zamanı. Tabağın odak noktasına Mahmudiye'yi yerleştireceğim. Mutlaka içinden çubuk tarçını çıkartmayı unutmayınız. Şimdiden ellerinize sağlık, kolay gelsin. Hazır mıyız? Hazırız. Notlar alınmadı galiba. Ben almadım şefim. Niye almadın? Ben izlediğim kadarıyla yetiyor bana. Ben yine not almadım. Not almamama gerek yok. Ben beynime kaydediyorum hepsini, yetiyor zaten. Ya bu notları almıyorsun, sonra da burada ağlıyorsunuz ya. İzlediği kadarı yetse şef, sonuncu niye olsun ki? Demek ki yetmiyor izlediğin kadar. Ama yaptım. Sen hiç yapamadın. Not aldın, ne oldu? Yumurtayı bile kırmadı ya. Konuşturma beni Allah aşkına. Ablacığım, ben dünün birincisi kim? İkim. Süre 30 dakika. Yaptıklarını gördük. Hiçbir şey yapıp da çıkaramadılar. Tabelaya bakar mısın Rabia Hanım? Hemen tabelaya bakalım. Rabia 8, Nalan 12, Halil 13, Saner 13. Erkekler dün lider bitirdi hanımlar. Bugün evet şefim ya. Yer değişimi olacak mı puanlarda Rabia? Tabii ki olacak. Nasıl olacak? Rabia vuracak, gol olacak. Şefim Rabia Hanım ancak konuşmasını seviyor. Sen onu çok beklersin, çok. Neyi çok bekler? Puanları. Niye? Ben kazanacağım. Sen mi kazanacaksın? Sen evet. Yemek yapmayı öğren de sonra Rabia kazanırsın. Rabia Hanım, çenen değil, elin iş yapsın. Yemek yapayım mı? Benim çenem de çalışıyor. Evden bıçak getiriyorsun ayol. Kendi bıçağımı getirdim de kullanabilir miyim? Niye kendi bıçağını getirdin? Şevi, ben büyük bıçak kullanamıyorum. Sen de getirseydin. Bıçak sen de takıları takıp gelmeseydin. Sen de bıçak alıp gelseydin. Aa, önünde bıçak var, bir sürü bıçak. Sevgili ablacığım, dilin değil de elin çalışıyor. Elim her yerim çalışıyor. Her yerim çalışıyor. Nalan bana kafayı taktı çünkü benim yapabileceğimi düşündüğü için sürekli benim üstüme oynuyor. Biliyor benim becerikli olduğumu. Rabia'cığım kusura bakma ama çok antipatiksin. Sök bakayım o takıları, bir sök. Dün okey demiştik de bugün olmasın. Hocam yemekten sonra yapayım. Yok, ya geç kalacağım. Yok şimdi. Takıları diyorum, çıkarsak diyorum. Rahmetli eşimden hatıra. Öyle mi? Evet. Onun hatırına. Kalsın mı? Bugün bir şey değil. Bugün ama bugün için. Tamam. Yemekten sonra takabilirsin. Dur şimdi bıçağım. Sökelim. Neyi sökeceğiz, hepsini? Evet, hepsini. Ay. Biz burada gün mü yapıyoruz? Altın günü, kermes. Çok sökelim. Çok geç kaldım. Vallahi var ya, senin üstündekinleri var ya, soysak herhalde 10 tane bir daire çıkar burada. Yok canım, daha neler. Yok. Ver daha. Efendim, siz de o saati bir alyansı falan bir çıkar mı? Çıkardım şefim. Çıkar. Alyansı da mı çıkarayım? Çıkar. Çıkmıyor, ancak kolumu keseriz. Niye burada çıkmıyor? Kaldım. Maşallah çıkmıyor. Etten çıkmaz ki, o kadar etten o bilezik çıkar mı? Vallahi bunlar şefi dinlemiyor galiba. Dün Nalan'a şef dedi ki altınları takıları çıkar gel dedi. Maşallah yine aynı takıları falan takmış gelmiş. Sanki düğüne geliyor. Bunların bende manevi değeri olduğu için çıkarmıyorum. Çünkü bunlar benim rahmetli eşimden kaldığı için. Rabia'nın kafasına girmiyor. 50 kere de anlatsam girmiyor. Yarın üstüne bastıra bastıra söyleyeceğim. Ne oldu? Niye panikledin ya? Yemek yapıyorum. Yarın aseton getireceğim. O öcelerini de sökeceğim yarın burada. Söz. Ben çıkartırım.
Eldiven kullanacağım ya. Ama şimdi soğan doğruyorum. Çıkaramam. Çıkartamam. Neyi çıkartmasın? Şimdi soğan ojeleri. Sen niye böyle paniksin ya? Hep bunun yüzünden. Benim yüzümden panik oluyorum diyor ama bence aslında çok da güzel oluyor. Panik edebiliyorsam onu ne mutlu bana. Demek ki kafasını karıştırıyorum. Çok güzel oluyor. Rabia benim üstüme çok oynadı bugün. Ben sesimi çıkarmadım. Bugün ikinci günümdeyim. Ama yarın ben ona burada göstereceğim. Hani ne oldu, evden getirdi, bıçağı kullanmıyor. Şefim ama et yaparken kullanamam dedim i̇şte ya. İşte bu. Uğur gelmemiş. İşte bu. Uğurlu mu gelmedi? Hayır şefim, et doğrarken kullanamam dedim ama ben. O bıçak da eline bayağı büyük, parmaklarını doğrama. Yok şef, inşallah doğramayacağım. Ocağın altı çalışmıyor. Şefim çalıştıracağım şimdi. Ne zaman? Şimdi bunu bir halledeyim. Allah Allah. Ya ne yaptığını kendi de bilmiyor da. Biliyorum biliyorum, sen sıkıntı yapma. Bir şey söyleyeceğim. Bildiğin yolda ilerle sen. Hala seni niye kıskanıyor ya? Kıskanıyor çünkü yemek yapmasını. Röportajları da sende. Bana bak, bana sen giderken ben geliyordum hey. Nerede biliyorsun? Gidip gelmek önemli değil. Önemli olan ortaya çıkardığın yemek, gördük. Bunlar ne? Yaptım. Bunlar da afyon üstünde lokuma benzemiş. Yufka nerede yufka? Yufka burada hocam. Şimdi yemek önemli evet ama sonuç olarak, nihai sonuç olarak önemli olan ne? Birinci olmak değil mi? Orada kendi şeyi yani, uyguladınız, verdiniz. Onu biliyorsan, onun farkına varabiliyorsun. En güzel yemeği de ben yaptım yalnız. Çok güzel yaptım, belli oluyor. Rabia Hanım'ın yaptığı tek şey güzel çene çalmak. Başka bir şey değil. Rabia Herkes Hanım. Sana niye yüklendi böyle? Şefim, çünkü beni rakip görüyorlar onlar. Hepsi birden benim üstüme geliyor ama ben hepsine birden yeterim. Merak etmesinler, beni böyle ufak tefek sanıyorlar ama ben hepsine yeterim. Çok konuşursa olacağı bu. Burada bile hepsi onun üstüne gidiyor. Şefim şöyle bir durum var. Sadece bana değil, demek ki bütün yarışmacılara antipatik gelmiş şey. Kim? Rabia Hanım. Rabia'yı bütün dişli gördüler. Bütün... Dişli ondan şefim. Sen ortalığı karıştıran hep sensin. Sen var ya. Aha. Çok güzel, çok sevindim şefim. Yalnız onu heyecanlandırıyorsun. Senin adını ben ne koydum biliyor musun? Ne koydun? Mikser. Ay çok sevindim. Bana mikser diyorlar ama o miksere gerek yok. Ne ara kendi kendine zaten kafasını karıştırıyor. Bakınız, biri hakkında herkes aynı şeyi söylüyorsa demek ki o kişide bir sıkıntı vardır. Bence sıkıntı sizde çünkü kendinize güvenmediğiniz için. Şefim önlemimi aldım bu sefer. Herhangi bir sorun olmasın diye sonrasında. Gelmeyin. Gösterdiğiniz şekilde küp küp kesiyorum. İyi, tavuğu güzel filat etmişim de. Tavuk var ya, yemin ederim var ya, işkence çekiyor. İşkence. Bıçak beni mahvetti şefim ya. Vallahi işkence. Herkes aynı bıçağı kullanıyor canım. Ben çıkaramadım şefim ya. Bıçak büyük bıçak. Kıyma oldu. Mahmudiye'nin Mahmud'u gitti şefim, yani. Mahmud. Tavuğun ağzı olsaydı isyana başlamıştı şu an. Evet. Baksana ne hale getirmişsin. Evet. Rabia inanılmaz boş konuşuyor. Can sıkmaktan başka hiçbir şey değil. Yemek yapmıyor, sadece boş boş konuşuyor. Laf atmaya gelmiş. Sen beni sevmedin. Ne alakası var ya? Ne bileyim. İçimden öyle ya geldi. Hem altıncı sevmediğini isim... söylüyorsun hem de ne bileyim diyorsun. Bir şey mi oldu da sevmedin mesela? Altıncı isim kuvvetli gibi geldi. Ben burada ne altıncı hisler gördüm. Hepsi yanıldılar. Haydi! Ay! Haydi! Ay! Haydi! Ay! Kusura bakmasın da Lale'nin de hiç sevilecek bir tarafı yok yani. Rabia'cığım kusura bakma ama beni o kadar çok sevenin var ki sen bu çenenle gerçekten insanı yordun. Bizim bugün ikinci günümüz. Bizi gerçekten çok yordun. Bunun yarını da var ama yarın sana hiç laf ettirmeyeceğim. O tavuk öyle ayıklanmaz. Bak Rabia'ya bak, Rabia nasıl bana yapıyor? Çene çalıyor ya. Anca çene veriştirsin, başka bir şey yok. Ben boşa demedim onu işte. Elleri titriyor baksana. Vallahi size elim de titriyor ama yemeğimi de yapıyor. İkinizden de hiçbir rakip olmaz söyleyeyim size. Birisi tavuğu ayıklayamıyor, filotosunu çıkartamıyor. Bir tanesi soğanı ayıklayamıyor. Ben soğanımı yaptım şimdi zor. Rabia Hanım'ın buraya gelme sebebi çene çalmak. Allah başka bir şey değil. Şimdi çözdüm işi. Ah şefim ah sen hiç... Oldu değil mi? Şefe verip veriştiriyor. Ah şefim ben ne yaptım, tavuk verdim size ya. Bir şey söyleyeceğim. Efendim? Yanındaki rakibin senin için diyor ki, röportajda demiş ki, yemek yapmayı beceremiyor. Gitsin demiş evde otursun.
Rabia da gitsin evde otursun diyor. Çekirdek çıtasına dedim şefim. Doğru. Niye? Seni sevmiyor mu rakipleri? Ben bir paket çekirdek alayım da. Harbiden söylemişler. Onlar çitlesinler. Ben mutfağa giriyorum. Çok da güzel yemek yaparım. Aha da yapıyormuş işte. Hoşlanmıştık. Hani nerede? Görüyoruz, çok güzel yemek yaptın. Kanıtı. Sen beceremediğini mi iddia ediyorsun? Şefim her şey ortada değil mi? Baksanıza tavuğun butunu nasıl tutuyor. Uçak tutuşu bir defa olsaydı. O daha tavuğa başlamadı bu arada. Sen hala soğan doğruyor. Ama ben bir şey diyeceğim. Ben tüm malzemeleri ayıklıyorum, en son geçiyorum. Acele etmeyin, yavaş yavaş, hiç aceleye gerek yok. Ya hocam. En güzeli. Şefim benim bıçağım kör galiba. Sen de hep bir bahane, parmağını mı kestin? Bırak bakayım beni. Hayır. Çünkü yapamadığı için şefim. Kesmem, hayır hayır. Elimize kesmem. Bir de eldiven falan giysek hani. Hemen yiyorum şefim. Ama tavukta kayar, o zaman ben elimi Halil. Kesmem. Efendim şefim. Bu soğan işi bitecek mi? Bitti şefim. Son! Süreyi söyleyeyim, haberiniz olsun. Haydi. Evet. Daha çok zamanımız var. Çok. Ama bu çok zaman az sonra akar gider. Rabia yemeği bitirdi. Tavukları kavurdu burada. Evet şefim. Tavukları kavurmuşam. Hacı'ya da nereye? Pazara Hacı'yı mı gönderiyorum? Hacı'yı da çarşıya göndermiş. Çarşıya göndermişim. Şefim tavukları keşke sesim. Tavukları pişirmişim. Hacı'ya da çarşıya yollamışam mıydı şefim? Kim söylüyor şarkıyı hanımefendi? Şey, Dilberay mıydı? Neydi? Bırakınız o söylesin lütfen. Katletmeyin şarkıyı. Tavukları pişirmişim, Hacı'yı da çarşıya göndermişim. Sen söyle abla. Ben mi? Ağzına sağlık. Şefim bunlar bana çok bilendiler. Beni rakip görüyorlar ya. Yürü sen abi. Burada bir hata var ama. Ne hatası var ya? Tereyağı da yanıyor Nalan. Şefim senin ne? Değil buranın. Şefim ne hatası var, yapma. Vallahi. Aa ya. Ne hatam olabilir ki? İlk önce... Soğanları karamelize etmen lazım değil miydi? Ben de tavukları... Soğan da suyunu bırakması lazım. Şu an sen tavuğu burada kavururken tereyağı da yanmaya başladı diyorum. Evet. Hani ya. Soğanları yıkayıp bir atsak diyorum. Hemen atacağım hemen. Şimdi onun suyuyla... Rabia önce yemeğine baksın, laf yetiştirmekten. Ne yaptı biliyor musun? Önce gitti soğanları atacağına. Kalktı gitti tavukları attı ya. Önce o yemek gitti bitti, at çöp çöp. O çöp oldu, çöp o. Orada bir hata yaptım ama yine de çok güzel yemek yapacağım. Bak, bu soğanlar soyulur. En düzgün Halil çalışıyor. Soğanlar soyulur, yıkanır. Evet. Burada güzelce kavrulur. Sen biraz pasaklısın ha. Hani dün idare ettin, eyvallah dedin de ya bugün Saner'cim... Saner Bey'in işi bu değil ya şefim. Ne? Oyunculuk yapsın gidip. Oyun oynadı mı düşünüyorsun? Ya güzel oynuyor. O yönde sanatı var belli yani. Bak, onu da yapabiliyoruz en azından bak oradan. Senin hakkında da yanılmışım. En azından bir şeyler yapabiliyoruz bak. Sesimiz var. Görüntümüz var. Ya sizde ne var? Hepinize soruyorum. Çok şey var. İcraat var. Saner şu an tamamen şansa gidiyor. Yaptığı hiçbir şey teknik... Bilgiler gerektiren bir şeyler değil. Yemekleri olmuyor ama bir şekilde şans yanında gidiyor. Çok güzelim sarayım. İstemez yatak yorgan. Çok güzel bir karayım. Eda bu dört köşeli tırnakları ojelimizden dururken sen ne yapsın lan deli? Abla ne dedim? Vallahi ben anlamadım. Sen hep hayat dolusun böyle. Aynen öyleyim. Bir daha söyle. Ne? Ben vallahi anlamadım. Çok güzelim sarayım. İstemez yatak. Roman taklidi yapıyorsun lan. Bir yap bakayım ne dedim ben duymadım. Çok güzelim sarayım, istemez yatak yorgan, çok güzel bir karıyım. Edamı dört köşeli, tırnakları ojelim. Seni gören kuşlar ve kürdan bacaklı karıyım. Nalan taklit yapmaya kalkıştı ama yemek yaptığı gibi de taklit yaptı gördük. Bence hiç otursun oturduğu yerde torununa baksın. Ben taklit yapıyorum, taklit yaparken de başarılı olduğumu çok inanıyorum. Unuttum. Neyi unuttun? Bu kavrulacak inşallah. Aa! Bu ne? Dur. Ne oldu? Kabuklu atmışım tüm ya. Hayır, kabuklu değil. Değil mi? Bırak. Değil mi? Gösterme, bırak. Bir tane kaç. Bir tane. Şu ne? Buna ne diyeceğiz? Ver bana kaşı. Ben kör mü oldum? Kabuklar ne bunlar? Bunlar ne? Ben zarını attım. O zarını içinden... değil, kabuk ne kabuk. Bu? Bunu ne yapacağız? Yıkayayım onları. Aç ağzını aç.
Merlen soğanları kabuklu kabuklu attı. Soğanları yıkamadı. Bir de bana kalkıp diyor ki sen öylesin böylesin. Otursun kendine baksın önce. Bir soğan soymasını öğrensin. Ben soğanlarımı soydum. Bir iki tane ucunda böyle hani kalıyor ya. Onlar kaldığı için şef de hani dedi ki sen soğanları bütün mü koydun? Aslında ben soğanlarımı güzel doğradım. Nerede yemek? Bunu ne yapacaksın şefim. Kemikleri? Laf söylüyordun. Bana laf söylüyordu şefim. Ne oldu? Yapamadı mı? Kadın yemeği bitirdi ya. Helal olsun kız Rabia. Yürü be. Ya beni sen var ya sen bunlar beni görmüyorsunuz şefim. Şefim. Sen de pasaklı yemek yapıyorsun. Saner çok pis çalışıyor. İnşallah şefim o Saner'den puan kırar ve ben çok sevinirim. Tamam çok temiz çalışmıyoruz ama sonuçta zamanla yarışıyoruz. İstemediğimiz şeyler, görüntüler ortaya çıkabiliyor. Arkadaşlar oyun oynamaya gelmediniz buraya. 10 bin lira almaya geldiyseniz 10 bin liranın hakkını ver. Değil mi Naren abla? Aynen öyle. O tavuklar diyorum pişecek mi burada? Soğan yandı. Yok yanmadı. Bakıyorum ben. Sen de hep yok atmadım, yok yapmadım, yok yanmadı. Yok pişer o yetişir. Ah. Kaç çocuk var? Bir tane kızım var. Kaç yaşında? 32 yaşında Çanakkale'de evli bir tane de torunum var. Maşallah. Nasıl büyüttü onu acaba? Yemek yapabildin mi onları? Bak ağır hala bana takıyor ya. Hala bana takıyor ya. Şefim yemek yapmayı bilmiyor da dedim çocuklara nasıl. Bu ağır bir cümleydi ama. Çok ağır bir cümleydi. Yapabildi mi? Yapamadım. Hep dışarıdan söyledim. Belli oluyor zaten. Kebaplar bilmem neler. Hep dışarıdan söyledim. Belli. Çocuklarına yemek yapabildiğinden ben zaten emin değilim. O çocuklar nasıl büyüdü ben bilmiyorum yani. Burada iki soğanlı tavuğu doğrayıp koyamıyorsa yemeği hiç yapamaz. Maşallah ben kızımı yemeklerimle, torunuma yemeklerimi yaparak vallahi çok da güzel besledim. Torunum maşallah Tosuncuk. Sana beceriksiz mi diyor şimdi? Bu bana beceriksiz dedi. Bak kızarıyordu ondan öyle oluyor. Ahşap şeyi sen mi aldın beni? Kızarıyor. Yandı yağ yandı bak at tavukları. Tavuğu evet. At tavuğu. Yağ yandı diyorum böyle bakıyorsun. Saner. Evet sen şefim. Sen de birazcık uyanıklık mı söz konusu acaba? Olması gerekiyor hayatta zaten. Rabia röportajlarda diyor ki saman altından diyor su yürütüyor. Bana mı bana diyor? Bakarak evet, da yemek öyle yapıyor değil diyor. Misin? Kişinin niyeti ne ise herkesi de kendi gibi tabii, bilir. Tabii öyle. Aslında Saner, aslında Rabia kendini anlatmış. Saner çok uyanık. Bak Halil o kadar değil. Yani kurnazlık yok ama Saner aşırı uyanık. Saner samanın altından suyu yürütüyor. Çok uyanık. Ya Rabia konuşmak için konuşuyor. Herkese bir kulp takıyor. Ondan nemalanıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Kabuk diyorum ben yemem. Kendi yiyecek demek ki şefim. Yani var ya oradan sen de çıkmasan olmuyor. Sen de koyma. Şefim de konuşuyor ben sana ne? Bana bak attırma benim. İşine gelmeyince bana ne değil mi? Aa bademleri unuttum ya. Au! Ya bademleri unuttum attım. Şefim onu doğrayacaktık, bir bakabilir miyim arkadaşa? Doğrayacak mıydık? Ne olacak şimdi? Blender'da çekiyorsun. Şefim bakabilir miyim arkadaşım? Niye bakıyorsun ya? Bir bakayım şefim ya. Hayır bakma. Belki daha güzel yapıyor benden. Öyle gezebiliyor muyuz? Tabii ki. Bir kereliğine mahsus gezebilirsin. Yapabilecek misin yemi? Yapamaz. Yapamayacağım. Bugün de bana yardıma gelin. Onun sana için var ya. Çok büyük yanlışım var. Söylemeyeceğim ama. Ben size... Çok güzel yapmışsın. Hepinizin büyük hatasını söyleyeyim. Dinliyorsanız beni şayet. Evet. Dördünüzün de hatası söylüyorum ama başta söyleyeceğimi söyleyeyim. Puanlarınızdan birer puan kıracağım. Bir düşünün neden olabilir sizce? Neden? Saner Bey senle başlayalım. Aklıma gelen bir şey yok. Her peki. Şey. Rabia senin? Soğanları başta atmayın. Yok. Halil? Düzensiz çalıştığımız için. Buldum. Soğanı yıkamadım. Tavuklarda çok küre verdiğiniz için. Ben yıkadım soğanı şefim. O diyor ki ben elimi yıkamadım. Öbürü diyor ki ben bunu mu yapmadım? Vallahi bana iyi spoiler veriyorsunuz. Evet. Öğreniyoruz.
Ama hatalarınızı bir düşünün bakayım. Bir tane hata var. Normalde evlerde de siz böyle yemek yapıyorsanız, özellikle hanımlar, hiç yemek yapmayın daha iyi. Şefim ne acaba ya? Çiğ tavuğu nerede doğradınız? Tahtada. Sonra ne yaptınız? Tahtayı yıkamadan kullanmaya devam ettik. Tahtanın üzerinde ne doğradınız? Tavuk. Şeyleri, kayısı, erik, onları. Her şeyi. Evet. Bu nasıl bir hijyenik? Ama şefim ben sildim son. Zahmet oldu, ne olur. Sildim. Allah aşkına bir de silmeseydin ya. Şefim ya. Mesela Saner gibi silmeseydin. Bak, yani alakanlı ya da bak, şey gibi, Halil gibi. Bir tane tavuk. Ben anlamam. Bakteri toplayacak herhangi bir et tahtada doğrandıktan sonra tahta yıkanır. Üzerine tuz atılır. Islak bezle de silinir. Duydun mu Rabia'cığım? Duydum şefim. Çok duydunuz mu? Duydum. Bir daha böyle yaparız. Peki tadım da ben ne yapacağım? Bunlardan birer puan kıracağım. Neyse inşallah bir daha bu hatayı yapmayacağım. Şef herkesten kıracağı için çok etkilemez ama sonuçta handikapla başlıyorsun. Lezzetli yapman lazım, iyi yapman lazım. O yüzden lezzetli olması lazım. Aa, sen kötü yemek yaparak yemeğini bulacağını mı zannediyorsun? Bu çok iyiydi. Yani ben kötü yemek yapayım, aa bu benim yemek. Dört kişi de sana sıfır verirse ne olacak? Saner bence yemek yapmasını bilmiyor. Zaten evlenemediği için evde de kalmış. 10 senedir de kimse yok. Onu ne yapsın alan? Yemek yapmasını bilmiyor. Yapmaya çalışıyor. İşine de geliyor. Yapamadığı için de yemeğini oradan bulmaya çalışıyor. Buluyor da zaten. Yemek de anlamıyor zaten. Hiç alakası yok yemekle. Ne yanmış olabilir burada? Tavuk yandı. Görmüyorsun. Halil! Burada ne yanlış olabilir? Gidiyor, gidiyor. Pardon. Ademler gitti. Gidiyor. Geçmiş olsun. Bademi yaktı. Saner bugün de gitti. Saner zaten ben kendime rakip olarak asla görmüyorum. Bademlerin yanması sorun teşkil eder diye düşünmüyorum. Sıfırdan sonra da bir şeyler yaparız, kurtarırız. Dereotunu taze sonra falan tüm atsaydın diyorum an içine. Öyle mi oluyordu? Öyle olmuyor muydu? Öyle olmuyor. Kendi bile emin değil şefim ya, oluyor mu diyor, güzel oluyor değil mi diyor. Bir de bana kızıyor yemek. Ya sen ne gülüyorsun ya? Nalan sürekli bana laf atıyor, laf atıyor diyor. O da atsın, konuşalım. O da benim karşılığını versin. Demek ki veremiyor. Anca çene var. Başka bir sadece şarkı söyleyeyim, komiklik yapayım, bu kadar. Başka bir şey yok. Gerçekten ben bu Rabia'dan bunaldım. Yarın şu tezgahın arkasında bugünkü gibi konuşursa yarın ben pert herhalde düşer bayılırım. Nerede bunun yeşilliği meşilliği, artık zaman akıyor. Şefim yetişmezse benimkini yeriz. Sıkıntı yok. Bugün sonuncu olacaksın abi. Bak bir şey söyleyeceğim gör sana. Saner. Evet şefim. Bir bak bana bak. Burada bir hata var. Badem. Şefim söylediniz, yine söylüyorsunuz. Gerek sana yok da söyleyeyim ya. Hayır niye? Ben söyledim mi şu an? Yine burada hata devam ediyor. Hatan devam ediyor yine. Ne olabilir hatası? Yağ koydu. Kavurmak ya için yağ koymuyordu ki bademi. Ne yapıyormuşuz? Nasıl yapıyormuşuz? Sadece tavada çevirecek, kavuracaktık. Siz beni izlemiyor musunuz ya? Yok şefim. Nalan abla, gel şurada yemek yap. Notlar burada, tuz karabiberim burada. Bilezikler orada. Bilezikler bana emanet. Rabia, vallahi şefim mutfak çavuşu gibisin ha. Öyle değil miyim şefim? Gezdim. Baksana onlar daha yapıyor. Benim yerime bir gez bakayım, bir kontrol gezim et hadi. Şefim. Vallahi gezeyim, çok severim. Biz ilk işin Nalan'a bir bakayım. Tövbe estağfurullah. Şefim, beni görünce panik yapıyor, yapamıyor. Biz bu limanı ne yapıyorduk içine? Nasıl sen ev kadını? Sor Rabia'yı ne yapıyormuşuz? Bunu içine mi sıkıyordun? Sıkıyorsun direkt üstünü. İçine sık. Bak, evet, gerçekten eğer bir yanlış bir şey sık varsa. Sana not almışsın. Seni böyle limon gibi. Tamam bir şey diyeceğim, not almışsın, sık. Bak. Sık. Limonu, sen evde limon sıkacağın yok. Şefim sıksın. Yok ben böyle sıkıyorum. Öyle sıkıyorsun. Çekirdeğini de yiyor musun? Çekirdeği berekettir abla. Buydu değil mi? Evet. Oydu oydu. Getir koy şuraya. Şuraya koy bakayım. Bana dedi. Şöyle olmuş, böyle olmuş. Kendi ne yapmış? Vıcık vıcık vıcık. Yağına bir bakar mısın? Neyden bahsediyorsun?
Ömründe kaç tane tavuk ayıkladın? Ben mi? Ben kasap gibi kadınım. Belli. Ama gel. Kasap gibi hatun belli. Bir daha şu cümleyi bir daha alabilir miyim? Ben kasap gibi kadınım dedim yani. Kasap gibi kadın nasıl olur? Ya kasapta, nasıl oluyor ya? Ya kasaptakiler nasıl parçalıyor tavuğu? Ben de parça bunda sen niye yaptım? Sen öyle mi parçaladın? Hayır şefim bana laf etti ya bilmiyorsun ya bak, etmiyorsun bak. Yapayım mı diye. Kemiğinden tavuğu çıkartmış. Çıkartmış da burada var şefim bak. İyi de senin sende de var canım. Hayır bana kadar söyledi diye diyorum yani bunu. Bana söyledi ya beğenmedi ya arkadaş benimkini. Halil bence hiç yapacağını düşünmüyorum. Benim yaptığımı şef de gördü. Kendisi bunu yapıp yorum yapacak kapasitede bir insan değil. Kendi yemeklerine baksın. Niye bütün atıyorsun dereotunu ya? Olmadı her şeyi bütün at koy tabağa. Niye doğramıyorsun? Saner kendini çok akıllı sanıyor ama dereotlarını kocaman koydu. Tabii ki biz de o dereotlarla kendini uyanık sanıyor. Aslında o uyanıklık değil. Çünkü ben de oradan anlarım onunla dereotunu koydu. Ben bakıyorum yani bilerek dolaşıyorum oraları zaten. O öyle düşünüyor da art niyet işte. Kendi ne yapıyorsa o şekilde. Şefim anlamıyor. Ne buldu atıyor. Saman altından. Bir de bana. En niyeti kötü adama soruyorsunuz şefim. Yani saman altından su yüzü sen öyle yapıyorsun şu an. Evet şefim bir de bana diyor not almıyorsun diyor. Ben hiçbir şey yazmadım kağıda yazdın ne oldu? Müsaade eder misiniz? Edeyim. Kişinin yüzüne baktığın zaman ne olduğu nasıl olduğu tabii ortaya ki ben çıkar. Gayet iyiyim yüzüme de bakarsan görürsün tabii. Bakın. Sen önce bir tezgahına bak tezgahına almış başını gidiyor. İstirham ediyorum bir. Şefim vallahi bunun yemeği yenmez yaptı. Niye bak adam sana bir şey söylüyor. Sen bakınız ben sizi dinliyorum siz de dinleyiniz. Dinliyorum söyle. Kişinin yüzüne baktığın zaman buradaki herkese sorduğun zaman şu adamdan kötülük beklemez kimse doğru mudur? Sonra ama işten fazla saman altından suyu yürütüyorsun. Saner bence olduğundan tabii ki farklı gözükmeye çalışıyor ama o benden kaçmaz. Vallahi ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Olduğum gibiyim. Böyleyim yani. Ekstra farklı bir Saner yok. Sen içinden pazarlıklısın. Sen var ya yavrum. Ben insanım ben değil. Yürüyüşünden anlarım. Tabii. Yürü, podyumda mı yürüdü yürüyüşünden anladın ya? Yürüyorum şefim nasıl yürüyormuşum bak sen bir. Nasıl? Yürüyüşümde ne var? Bak bakalım. Neyi anladın? Şimdi bu yürüyüşten ne çıkardın? Sen var ya sen. Söyle ne çıkardın? Kısa olanlardan korkacaksın aslında. Onu doğru söylemişler. Şefim kontrol edebilir miyim? Bir gezebilir miyim şefim? Kimse kimsenin yemeğine dokunmadığı sürece görebilir. Ne yapayım? Okay. Bir kapağı açabilir misin? Açamam kapağını. Neden açıyorum? Pişiyor şu anda yemek. Yardım ihtiyacın var mı? Şu an yok. Olursa çağırırım. Oldu mu? Bitti mi? Bitti gibi düşünüyorum. Ne oldu? Problem mi var ya? Herkes sulu bana soruyor. Hayır. Hayır. Şey yaptım. Buraya gel. Buraya gel. Yanıyor yemek yanıyor yemek. Ben de şeyde geziyor. Ağzı açık. Sen milletin yemeğine niye parmak atıyorsun? Öyle yemek mi pişer ağzı açık? Şey, kaşık içinde. Işte. Arkadaşlar ben sizden Mahmudiye istedim. Bizimkisi sulu tavuk çorbası istemedim. İki dakika. Sulu tabağını alıyor musun? Son iki dakika. Çöpleri ben mi kaldıracağım? Hani belediyeden bir arkadaş mı çağıralım? Bu olmamış. Kurtar devam et. Aç altını. Nalan'ın yemeğini zaten olmadığını anladım. Şefim de olmamış dedi ya çok rahatladım. Son bir dakika. Bu yemeklerin hep sulu. Burası hariç. Hadi size ek bir dakika daha vereyim. Son iki dakika. Ablam hızlı. Haydi. Ne oldu? Git o tabağı yıka silmek de olmaz. Haksız yemeği mi? Koy tavaya haksız çektir. Değildim, şefim hızlı. Ya. Koşalım tempo. Nalan abla. Tamam. Bak sen hep benimle dalga geçiyorsun ama ben hayır, size dalga şefim, geçerim. Hayır şefim ben doğru söylüyorum. Yemek yapmaya niyeti yok. Yemek yapmaya Allah bilmiyorum. Allah sen çok biliyorsun. Biliyorum çok tabii ki yemeğim hazır servisi bekliyorum. 40 yılın başında yemek yaptın. İki tane soğanla tavuğu doğrayıp koyamadım. Yemek yaptı 40 yılın başında. Doğrayacağım bir but. Bildiğin çorba yapmış ya. Çorba. Belli.
Yarın Rabia seninle görüşeceğiz. Sen artık zamanı aştın. Yani bilemeyeceğim. Yarın kendini benden koru. Lak lak yapacağınıza yemek yapın bana. Bu ne? Aç altını aç. Kaldır şu bulaşıkları yalaşıkları. Şunu da kaldır. Tabak nerede? Yıkadın mı? Yıkadım. Karıştır, çektir. Çektiriyorum. Son bir dakika. Kadın yaptı yemeğe. Kadına laf söylüyorsunuz. Hiç. Konuşuyorlar vallahi, işte. Bakabilir miyim uzaktan? Git bak valla. Bak. Ha, bak tanımak da istiyorsanız ben hayır tanıtmam. Şefim azıcık da dereotu olsaydı şuraya süt yapardım. Hayır sulu değil. Neyi suyu? Tereyağısı. Bak kayısının şeyin karamelize sosu. Neyi hata sulu? Hata var orada. Hata falan yok. İlk önce kendi yemeğinize bakın. Allah. Sen kendi ikine bak. Aç ağzını. Tarçın şeyi gitmeden tarçın. Burası da güzelleşmeye başladı. Son 10 saniye. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Kaldır elleri. Buraya değil, oraya koy. Kaldır elleri. Bırak, 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 bırak. Bazen stres güzel bir şey değil mi? Tabağı koydun, bitti. Bitti. Oldu mu? Oldu. Yani. Oldu bu kadar. Güzel. Efendim takılarınızı vereyim. Takılarınızı takabilirsiniz. Tamam. Şu peçeteyi de artık at elinden. Tamam. Oldu, bu da oldu. Bu ne? Şefim yetiştiremedim. Son bir dakika bir puan gider. Tamam şefim. Hızlı. Dokunma hiçbir şeye. Bizden iki gitti sevgili şefim. O ama dün hiç pişmemişti. Üç dakika verdim, iki puan aldım. Takdir sizin. Arkadaşlarından yardım alabilirsin. 3 dakika içinde yapıp tabağa porsiyonlaman lazım. Tamam. Puan kıracağımı söylerim. 2 puan. Niye sen benim şeyimi sorguluyorsun? Estağfurullah şefim. Dün hiç seninki ortada yoktu yani. 3 dakika 2 puan, 3 dakika 3 puan demedim. Yine 1 dakika 1 puan. Halil'le Saner'den 1 puan gittikçe ben çok mutlu oluyorum. Maç 90 dakika. 1 puan gider, 10 puan geri gelir. Rabia Hanım'la cuma günü sonunda görüşeceğim. Kaynat, 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 kaynat. Niye bu kadar çok su koydun bu yemeğe? 1,5 su bardağı koydum. 1,5 su bardağı. Millet de 1,5 su bardağı. Bu fazla bu. Son 10. Artık koy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tavuk çorbasına hoş geldiniz. Güzel yemeği ben yaptım ve çok güzel yemek yaptım. Tadı da çok güzeldir ve şefimden en güzel puanı da ben alacağım. Rabia kendine çok güvenmesin. Ben burada çok güzel puanlar alacağım. Tavuklar böyle var ya, kümesten çıktı. Kanatlarını açtı, gıdaklamaya başladı. Dokunma. Dokunma. Şefim ama can alıcı nokta görüyor musun şu an? Şöyle var ya, bir limon sıksak üzerine. Tam hasta dereotu da atsak. Tam hasta çorbası oldu. Saray mutfağında hasta çorbaları meşhurdu şefim. Bu yemekler niye buraya konmadı? Süre bitti. Süre bitti. Evet, çok özür dilerim. Maşallah bol badem var burada, başka da bir şey yok. Tavuk nerede burada? Tavuklar burada. Ama süre yetmedi, koyuyordum süre bitince. Badem yemeyelim, yemek yiyelim, oldu mu? Doldurmuşum buraya bademi, yemekler burada. Söz evde yapıp getireceğim bir dahakine. Çok güzel yemek yapacağım. Allah aşkına sen burada böyle yemek yapıyorsan evdeki yemeği hiç getirme daha iyi. Okey. Porsiyonu az olan var mı? Şefim ben hepsini koydum, tencerede yok. Seninki? Hepsini döktüm tencerede. Olması gereken yemek burada. Evet.
Teknik olarak, yapılış olarak burada. Hızlı. Lezzet olarak da bırak, burada. Tamam koy. Bu tezgahın üstünü falan bir silseydiniz bari. Hazır mıyız? Hazırız şefim. Ballı Mahmudiye yemeğe. Hazırız. Bakalım bugün kim kime puan verecek. Hazırsak tadıma geçelim. Benim yemeğim. Şimdi tadım zamanı. İlk kimle başlayayım? Saner gel. Geleyim hemen şefim. Tadı yok, tuzu yok. Şu anda seni iki tane görüyorum burada. Vallahi mi diyorsun? Beni iki görüyorsan Saner'i beş görmen lazım. Ay şefim onu görmeyi mi? İnanılmaz kötü yapmışım. Hiçbir şey pişmemiş. Hazır mıyız? Sana ben sormam lazım hazır mısın diye. Gözlüklerimizi takalım. Taktım. Bu kesinlikle Rabia'nın yemeği. Ben ağzını aç demedim. Ay pardon. Hangi çocuk yapmış olabilir? Ya Halil ya da Sergen. Sergen kim ya? Hiç güzel olmamış. Puanın gelsin. Bir. Benim i̇şte kafama bu. Bir dakika lütfen. Ay pardon ayağını görmedim. Benim yemeğim. Evet hazır mıyız? Hazırız. Şef. Mahmudiyelerin tadına bakalım mı? Bakalım. Şef. İlk kimle başlayayım? Saner gel. Geleyim hemen şefim. Heyecanla geldin. Fazlasıyla. Hadi bakalım. Evet. Ne yapayım? İyi misin? Ben hissetmeye çalışıyorum şefim sizi. Neyi hissetmeye çalışıyorsun? Nereden sesin geldiğine dair. Sesten yemek bulmaya mı çalışacaksın? Açalım. Hazır mıyız? Hazırız. Sana ben sormam lazım hazır mısın diye. Evet Saner'cim nasıl buldun? Şefim olması gerektiğinden daha sulu. Bademler ezilmemiş. Soğan tamamıyla karamelize olmamış. Tavuklar sanki daha fazla pişmeliydi. Yani nihai sonuç açıkçası hoşuma gitmedi. Kimin olabilir? Muhtemelen Halil İbrahim'i. Peki puanın gelsin. Bir. Bir. Açalım. Evet, nasıl bulduk? Tadı tuzu gayet yerinde olması gerektiği gibi. Benim değil, o kesin. Tam balının kıvamı, pişme derecesi, süresi muazzam. Benim değil ama. Nereden anladın sen bunu? Benim değil, çünkü... bu kadar bu süreçte bu kadar pişmesinin ve bu kıvama gelmesinin ihtimali yok. Çiğ mi yaptın yani? Çiğ yapmadım. Gerekeni yaptım ama bu şekilde olma olasılığı yok. Kimin olabilir? Ablalardan birinin. Muhtemelen Nalan ablanın diye düşünüyorum. Puanın gelsin. Bir. Ama yemeğin hakkını sorarsak o yemeğin hakkı 3 yani. Niye vermedin 3? Ama 1 kendi sonuçta. Belki senin yemeğin olabilir. O da ihtimal dahilinde. Nasıl yapacağız? Açalım. Çok da güzel yapmışım. Vallahi bence benim yemeğim.
bana göre. Nasıl buldun yemeği? Yemek fena değil, iyi mi değil. Kötü mü? Kesinlikle değil ama daha iyisi olurdu. Bence bu benim yemeğim. Puanın gelsin. 5. Evet, gelsin yorumlar. Bu bademi özellikle tüm koyulmaması gerekiyor değil mi şefim? Evet. Yani arkadaşlar özellikle kendi yemeğini bulmak için hepsi ezmeden koymuş direkt. Tad olarak benim yemeğim değil kesinlikle. Rabia'nın muhtemelen bu. Yani bir orada bir uyanıklık yapmış. Hani ben anlayayım tadından, tuzundan. En azından tadından anlamazsam bademinden öyle bir bırakayım da öyle bir şey olsun. Lezzetini nasıl buldun? Güzel. Şimdi puanın gelsin. 1. 1. Açalım gözümüzü. Geçelim yerimize. Ne oldu ya? Buyurun. Görelim. Önce şuna bakayım. Bana diyorsun da bademi ben bir kere büyük büyük koymadım. Öyle koydu bulursun dedin de sen çiğ bıraktın. Yemeği pişirmedin ondan buldun yemeğini de. Hanımefendi müsaade ederseniz. Ben şahsi fikrimi söyledim. Nihai sonuç doğru. Bademi doğradım bir kere. Ya, iri iri atmadım. Gerek yok. Helal olsun. Ben bütün herkesin yemeğini bildim. Yaptığım yorumlar yaptığım şekilde çıkmış doğrusu. Nihai sonuç. Siz de buyurunuz. Doğrusunu seçiniz. İnşallah. Sende biraz felsefecilik var mı? Az biraz var. Dedim ya. Yazmaktan hoşlanıyorum şefim. Yazıyorum boş zamanlarda. Güzel yazdın ama. Eyvallah. Ciddi herkesin yemeğini buldu. Herkesinkini bildi. Şurada sana katılmıyorum. Dinliyorum. Şöyle bir şey var. Bademleri bütün olarak koyup da ben yani yemeği bulalım diye öyle bir tüyo kesinlikle. Kesinlikle o çok yanlış. Yani öyle bir şey yok. Ben şahsi fikrimi söyledim. Olur ya da olmaz, doğrudur ya da değildir. Öyledir ya da böyledir. Bana göresi. Sana göresi öyledir, bana göresi böyledir. Yani. Şefimize göresi şöyledir. Çünkü senin yemeğinde badem yoktu. Bademi sen bir yaktın, tekrar bir daha koydun, yağa koydun. Badem de az olduğu için senin ağzına gelmedi. Sen ince ince doğradım dedin. Biz bütün bademleri içine koyduk ve ben bıçakla doğradım onları. Hatta sana badem kalmadı yemeğine, o yüzden dedim bademi ben güzel doğradım. Hatta böyle bir şey ara, yoktu. Hatta bir ara gözüm şöyle bir ilişti dedim. Bu ne yapıyor? Tencerenin içinde sen bademleri koy. Tavayı koy. Yani ne yapmaya çalışıyor? Badem orada pişer mi? Saner'cim sıfır vermeyip bir verince adil mi oluyorsun? Madem adil olmak istiyorsun 5 ver hepsine de. Yahu en azından sıfır vermiyoruz tamam. Sonuçta yarışıyoruz. Ben saygı duyduğum için, emek ortada olduğu için 1 veriyorum. Onu da vermiyor. Evet Rabiş. Efendim şefim. Gel. Geleyim şefim. Geldim şefim. Takalım gözlüğümüzü. Evet, hazırsan başlayalım mı? Hazırım şefim. Niye sustun ya? Susmadım şefim. Nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim şefim. İyisin. Evet, çok iyiyim hem de. Vallahi ne oldu ya? Dünden oldu? Daha iyiyim şefim bugün. Heyecan mı geldi? Yok, heyecanım gitti aksine. Niye gitti ya? Yok, ilk gün daha heyecanlıydım şefim. Tabii ki atlattım onu şimdi biraz daha. Açalım. Evet, gelsin yorumlar. Ay şefim zor yuttum ya. Ne oldu? Bilmiyorum, çok katır kutur, o neydi ya? Neydi?
çok zor yuttum vallahi. Nasıldı yemek? Ya şey, aslında tadı ne bileyim ya şefim, sanki pişmemiş gibi. Tavuklar böyle çiğ kalmış da. Yani tadı da çok pişmemiş şefim ya. Şeyler falan böyle, ne bileyim, biraz böyle çok yoğun bir şey var ama ne bilmiyorum. Kayısı mı, erik mi? Kayısı değil şefim, baharat şeyinde bir karabiber şeyi baskın. Nasıl olması lazımdı? Şefim, daha açıkçası bu yemeği daha önce ben hiç yemedim. Hı. Ama hani böyle hoş bir şey yok. Kimin tabii olabilir? Benim olmadığını düşünüyorum şefim, çünkü pişmemiş. Ne, pişmeyen ne? Tavukları biraz da böyle kıtır kıtır geldi. Tavuk kıtır kıtır nasıl oluyor ya? Tavuk sert şefim. He. Ama biraz da badem de vardı, ama kayısısı şey çok güzeldi. Bilmiyorum şefim, benim olabilir mi acaba? Gelsin puanın. Puanım 5 şefim. Artık kim seviniyorsa bilmiyorum şefim ya. İnşallah benimdir. Pişman mı oldun? Olmadım ama kendime vermediysem çok üzülürüm. Kime vermiş olabilirsin? Ya bana en yakın Nalan'ın yemeği. Çünkü onunki biraz daha bir tık onlardan pişmişti. Halil'inki hiç pişmemişti. Açalım. Yorumlar gelsin. Şefim, bu yemek Nalan'ın yemeği. Bademleri çünkü büyük büyük kıtır kıtır kalmış içinde. O bademleri doğramadan atmıştı içine. Öyle gördüm. Hı. Bence bu onun yemeği. Az öncekinde böyle baharatta bir tık bir baharat şeyi vardı. Muhtemelen karabiberi biraz. Hangi daha baharatlar vardı? Şey vardı, karabiber. Bir de kimyon vardı galiba. Tarçın yok. Tarçın vardı. Kararsız kaldım şimdi ben ya. Ne yapacağız? Ay. Bekleyeyim mi ben? Bu iki yemekten birisi benim yemeğim olabilir. Buna eminim. Puanını söyle. Ay. Ya diğer ki benim değilse, 5 verdiysem başkasına çok üzülürüm. Buna 5 vermezsem, 0 verirsem, kendime vermezsem tabii ki yine üzülürüm. Ama bu yemek benim yemeğim de olabilir. Puanın gelsin. 0 veriyorum şefim ya. Biz ki gireceğiz. İnsan kendi yemeğine 0 verir mi ya? Bir tane 5 verdim yani. Bir kişi sevinsin. Hepsi sevinmesin. Bir daha verebilirsin canım. Verebilirim ama gerek yok şefim ya. Niye vereyim o yemeklere 5? Ben kendi yemeğimi bulup da veremiyorsam o çiğ yemeklere de 5 vermeyeyim yani. Hangi yemekler onlar? Halil'le şeyin, senin yemeğin. Kesin ona gitti 5'in biri, şu an öyle hissettim. Kime? Ya Saner'e ya Halil'e. Gelsin yorumlar. Bu yemek sulu. Tadı falan aslında güzel de tam böyle ne bileyim şeyler falan, baharatları falan böyle çok şey olmamış şefim. Ne olmamış? Yani ne bileyim, birbirine karışmamış gibi. Hmm. Nasıl olması lazımdı? Ya dediğim gibi şefim, daha önce yemedim ama hani bu yemeği bu şekilde yer misin desen yemem. Diğer ikisi daha güzeldi. Peki kimin olabilir bu? Ya Halil'in ya da Saner'in ikisinden birinin olabilir diye düşünüyorum. Hangisinin olabilir? Muhtemelen Halil'indir. Nalan'ın da olabilir mi? Nalan'ın, zannetmiyorum Nalan'ın olduğunu. Nalan'ınki benimkine daha yakındı. Çünkü pişirmişti o. Bu senin de olabilir mi? Bilmiyorum şefim ya. Olabilir mi şefim? Kafamı karıştırma. Vallahi ben bir şey demiyorum. Ay. Puanın gelsin. 0. Ben o 5'i başkasına verdim. Kesin diyorsun. Ya Nalan'a verdim. Ya da o Saner'e verdim, yine gittim ben. Geri alabiliyor muyum şefim? Yok, maalesef. Açalım. Hiç güzel olmamış. Şefim. Efendim? Bu Halil'in yemeği.
Nereden anladın ya? Tadı yok, tuzu yok. Böyle ne bileyim yemek yani sulu bir yemek olduğu belli. Bence bu Halil'in yemeği. Çünkü yapamadı. Çok suluydu. Son anda bir şeyler falan yapmaya çalıştı ama olmamıştı. Puanın gelsin. Puanım sıfır şefim. Sıfır? Evet. İnşallah kötü bir şey yapmadım. Basıyorsun herkese sıfırı ya. Ne yapayım şefim? Birine veriyorum. En azından hepsini sevindirmeyeyim. Kendi yemeği bulduysam şans kısmet. İçime bir şey düştü ya. Ne düştü şimdi? Şimdi bir soda içerim şefim bunun üstüne. Aç bakalım. Eğer o beş benim değilse bana bir soda. Şefim, sana kahve alabilir ısmarlayayım. Misiniz size zahmet? Evet. Kahve mi? Kahve içmem. Ay neredeyiz biz? Şefim ya. Efendim ya. Şu gülüyor. Ya. Kim? O bana çok kötü gülüyor. Ya. Nalan'a mı verdin beni şimdi? Ya. İşte bu ya. Şefim ya. Ya. Hak çok mı bu kendine beş ya. Veriyorsun bize sıfır veriyorsun? Çok sevindim gerçekten. Bir verir ya. Ya insan. Bunun ya benim dedim ya şefim çok sevindim ya. Gerçekten çok sevindim. Benim i̇şte kafama bu. Bir dakika lütfen. Ay pardon ayağını görmedim. Valla çiftlik yapa yapa puan aldım. Hiç adaletli davranmadım. Adaletli bir olsa yani. Verirdi insan. Neden bir? Ya Allah aşkına ben hayatta vermem. Ben ya, kendi yemeğime benzettiğim yemeği ya da kendi yemeğimi bulursam sadece bir tane beş veririm. Onu da belki veririm yani. Eğer kendi yemeğimi hiç çıkarıyorsam hiç vermem. Ben kimseye bir iki veremem. Bir fırsat ver insanlara. Tamam ben dinliyorum konuşmam bitsin. Bakınız, tamam. Sonra dinleyebiliriz. Fırsat ver diye sürekli bunu söyleme bana. Hep ben bekliyoruz sizi zaten. Ya Rabia Hanım size laf yetiştirelim. Ay çok sevindim. İlk tabak sizindi. Bir dakika bak. Hadi oynasana şurada. Yemekleri bırak da oyna şurada. Ya, diyalog kuralıyoruz. Lay 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 lay. Buldum şefim ya. Yemeğimi buldum ya. Başka var mı ya cümlesinin haricinde bir cümle var mı? Var şefim. Mesela. Çok mutluyum. Yemeğimi buldum. Çok heyecanlıyım. Güzel bu. Şefim elinde mikrofonu aldım. Şu anda sizi sen ikili... yarın da bul yemeğini. Sana burada bir çifte telli çalacağım. Tamam şefim. Tamam mı? Angara elikler çal oynuyorum. Angara'nın ballar. Şefim şu anda seni iki tane görüyorum burada. Vallahi mı diyorsun? Gözlerim açılmadı hala. Saner'i beni iki görüyorsun. Saner'i beş görmem. Ay şefim onu göreyim. Ben kendi tabağımı buldum. 5 puanı verdim ama bunlar hiçbir benden bir şey. Çünkü en şey benimdim. Puanım benim azıdı. Benim tabağımı bulacağımı hiç düşünmüyorlardı. Tabağımı da buldum. İnşallah yarın da bulacağım. Onlar da görecek. Yarın inşallah Rabia kendine 0 puan verirse yemin ederim burada şakır şakır oynayacağım. Halil'cim gel. Geliyorum şefim. Bakalım. Evet. Hazırsan başlayalım. Başlayalım şefim. Kaçalım. Evet, gelsin yorumlar. Mahmudiye'yi nasıl bulduk? Şefim ilk defa yediğim bir yemek. Teşekkür ederim sizlere. Şu an yediğim yemek kiminse bilmiyorum. Benim de olabilir yüksek ihtimal. Çiğ kalmış biraz. Bademler özellikle çok sert geldi ağzıma. Diğer meyvelerin tadını alamadım. Kuru kayısı özellikle içinde erimişti. Çok karışmış tatları. Genel anlamda tuzsuz bir yemek olmuş. Ama hakkaniyetli davranacağım bugün. Puan konusunda. Kimin olabilir? Bu şefim ya Saner'in ya benim. İkimizden birinin. Puanın gelsin. 5. 5. Açalım. Gelsin yorumlar. Bu kesinlikle Rabia'nın yemeği. Tadı tuzu yerinde olmuş. Biraz daha o koyuydu kıvamı falan iyiydi yani. Tavukları iyi pişmiş. Meyveler birbirlerine güzel geçiş olmuş. Aroması tam oturmuş.
Tarçın da güzel bir lezzet vermiş. Bu kesinlikle Rabia'nın yemeği. Rabia olmasa da Nalan Hanım'ın yemeği olabilir ama Rabia'nın yemeği olduğu düşünüyorum bunu. Puanın gelsin. 0. Açalım. Evet, nasıl bulduk? Kesinlikle benim yemeğim. İnanılmaz kötü yapmışım. Hiçbir şey pişmemiş. Benim yemeğim olduğuna eminim. Strateji yapmak istedim esasında. Herkese bir 5 vereyim, o şekilde kurtarırım diye. Ama bu yemeğin benim olduğuna kesinlikle eminim. Ya. Ve anlamın şartlarına göre dövüşeceğim ben de. O kendi yemeğinden eminse 5 vereceğini söylemişti. Bu benim yemeğim olduğunu adım kadar eminim artık. Muhtemelen iki erkek olarak 5 puan verdim ikimize de. Puanın ama gelsin. 5. 5. Açalım. Evet, gelsin yorumlar. Çok kötü. Ben eminim en kötü ben yapmışımdır bu yemeği ama eğer ki az önceki benimki değilse bu da benimki olabilir. Bir ikilemde kaldım. Hiçbir şey pişmemiş. Kesin dedin az öncekine. Hiçbir şey pişmemiş. Kesin dedim bu yemek benim dedin. Bademler falan inanılmaz çiğ. Kavrulmamış. Sanenin olabilir mi? Ya da Rabia'nın. Belki Nalan'ın. Nalan'ın olduğuna inanıyorum. Nalan'ın bademleri bütündü. O bütün kavurmuştu, gördüm kavururken. Nalan'ın olabileceğini düşünüyorum bunu. Bu da biraz sulu geldi bana. Nalan'ın olabilir bu. Nalan'ın olduğunu düşünüyorum bunu. Ama her şey çiğ. Puanın gelsin. 0. Açalım gözümüzü. Sana hiçbir şey demiyorum. Abi ne yaptın? O kadar güzel ya? Yemeği ben yaptım, gittin sıfırı bana verdin. Hiçbir şey demiyorum. Abi, en güzel yemek benim ya. Ne yaptın ya? Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. En son yedim şef. Kimin yemeğiydi? Senin yemeğinde. Evet. Benim inanılmaz kötü yapmışım. Kendimden utandım resmen. Benden önce de herhalde. O kadar emin olduğun yemek benim dediğin yemekler abi yanında. Benimkini o kadar kötüledin. Yediğim yemek kötüydü. Kötü müydü? Seninki daha kötüydü. Benimkine gittin. Hayır, benim yemeğim dedin. Kilemde kaldım bir anda. Evet. Suyundan falan gelmedi ama kötü bir puanlama olmuş. Suyundan verse senin olduğunu mu anlayacaktı? Kötü puanlama olmuş. Hiç güzel puanlama. Sen şimdi en kötü yemeği bulmaya çalışıyordun. Kendi yemeğini bulmaya. Evet, kendi yemeğimi bulmaya. O kadar kötü mü yaptın ya? İnanılmaz kötü olmuş. Kendimden utandım resmen. Vallahi diyorum. Hani eşim de izleyecek bunları ama nasıl hesap vereceğim evde? Bir sesler yengeye bir selam gönder oradan. Merdar'cığım yapacak bir şey yok. Diğer maçlarda kazanmaya bakacağız artık. İnanılmaz kötü yapmışım. Yarın çok başka bir Halil olacak. Tüm yemeklerde onları bulup sıfırı yapıştırıp kendime 5 puan alacağım. Nalan abla. Efendim? Ha, kendine geldin yani. Evet, kendimdeyim. Bak, onlar yorum yaparken de böylesine. Şefim düşünüyor. Gel, gel, gel. Geldim şefim. Hep böyle enerjik olsan ne olur? Oluyorum. Orada hep yorumlarda uykun gelmiş gibi duruyor. Yok hocam, ben uyumam. Öyle mi? Yok. Ay, peçete almayı unuttum şef. Ben vereceğim.
başlayalım mı? Başlayalım. Şimdi tadım zamanı. De bakayım benim gibi bir. Başlayalım mı? Gözlüklerimizi takalım. Taktım. Ben diyorum ya gözlüklerinizi takalım diye. Ha, gözlüklerimizi de takalım. Taktım. Kararmış bütün dünya. Çizgi film oynatıyorum onun içerisinde. Bilgin yok mu senin? Aa, öyle mi benim kıza güzel? Görmüyor musun? Ben ağzını aç demedim ki. Ay pardon. Açalım. Nalan ablam gelsin yorumlar. Soğanlar çiğ. Hiç güzel olmamış. Bu yemek Halil'in yemeği. Sen niye böyle 23 Nisan'daki çocukları anneler daha doğrusu. Çocuklarına seslenir. Halil'e mi sesleniyorum bunları? Pardon, dur. Yok, sıkıntı yok canım. Çiğ. Yani oldukça çiğ yemek. Hangi çocuk yapmış olabilir? Ya Halil ya da Sergen. Sergen kim ya? Sen şuraya oturduğundan beri şu iki tane Saner'le Halil'in ismini bir türlü ezberleyemedin. Yemek nasıl buldun yemeği? Yemek çok kötü, çok zor yuttum. Çok çiğ kalmış. Diyorsun. Evet. Puanın gelsin. 0. Torunlara yemek yapıyor mu evde? Torunum Çanakkale'de olduğu için yapamıyorum ama buluştuğumuz zaman tabii ki yemek yapıyorum. Ne yemeği yapıyorsun en çok ama en güzel? Mercimek köftesini çok seviyor. Mercimek köftesi yapıyorum. Buradaki yayla, gibi yapmıyorsun değil mi? Yayla çorbasını seviyor. Yayla çorbası yapıyorum. Buradaki gibi yapmıyorsun değil mi? Yok. Burada çiğ kalıyor hocam. Niye böyle oluyor? Yok, burada her şeyi güzel yapıyorsun da bir şu temizlik işini bir çözersek. İnşallah. Açayım açalım ben. Mı? Aç. Evet Nalan ablam, gelsin yorumlar. Bu yemek güzel. Tadı, lezzeti, her şeyi kıvamında. Bu yemek benim yemeğim. Ne güzel yapmışım ya. Rabia'nın da olabilir mi diye düşünüyorum. Bak şimdi, arada kaldım. Şefim ben ne yapayım şimdi? Bilmem. Puanın gelsin. 0. Benim yemeğim dedin. Rabia'nın olabilir diye düşündüm sonra. Açalım. Evet, nasıl bulduk yemeğimizi? Harika. Çok güzel pişmiş. Lezzeti yerinde. Çok güzel olmuş. Tadı harika. Ne vardı içerisinde? Ay ne vardı? Soğan vardı. Et şey vardı. Tavuk vardı. Tavuğun neresi vardı? Butu vardı. Şefin but. Böyle kesilmiş. Böyle kestim hatta. Bu yemek benim yemeğim. İsmi neydi yemeğin? Ballı Hoca. Ay pardon. Ballı Hoca değil. Ballı Mahmudiye. Mahmudiye. Ballı Mahmudiye yaptık. Puan gelsin. 5. Ölürüm ben sana ya. Hocam ben sana kurban olurum. Ah ablam benim ya.
Orada niye bu kadar enerjik değilsin ya? Sen çok bağırıyorsun, ödüm kopuyor böyle. Nerede? Arkada bağırıyor. Yok yok, o puan kısmında. He, ay göz ya çok... Dokunmayalım gözümüze. Ama çok içime battı. Ha. Bir şey olmaz. Daha bitti mi? Yok, bir tane daha var. Bir tane daha var. Hazır mıyız? Hazırım. Açalım. Bu yemek benim de. Yanlış kişiye verdim. Yut yut yemeği yut. Şefim ben ne yaptım? Ne yaptın? Bu yemek benim. Tanıdım yemeğimi. Ya şefim ben ne yaptım? Bir şey olmaz canım. Tanıdım yemeğimi. E tamam, tanıdıysam bas puanı gelsin. Ağlayayım mı? Ağla istiyorsun bilmem. 5. Bu benim yemek. Senin yemek. Benim yemeğim. Sana ne de 5 verdim. Keşke aç Halil'e gözü, göz aç gözü. Keşke gözü. Halil'e vereydim de Allah. Benim yemeğimin hakkı o muydu? Seni burada Rabia'dan ben koruyorum. Ona gidip 5 verin, bana 0 teşekkür veriyorsun. Ederim, yemeğimin hakkını verdin. Çok teşekkür ediyorum. Çok üzüldüm. Çok teşekkür ederim. Yemeğimin hakkını kendine verdin ya be, sevinmiyor musun? Buna verdim ya, Rabia'ya verdim ya. Boş ver Rabia'yı, sen kendine 5 verdin. Kendin de bademden buldun. Göremiyorum sizi şefim. Kendi yemeğine bak, kendi yemeğini. Buldum. Sonuç bademden buldum. Hayır. Tabii ki ondan buldum. Lezzet. Hayır, ha, yemin ederim. Ben burada duydum sen. Kızım ben senden yani güzel yemek yapıyorum. Konuşma ya. Şey söyleyeceğim. Rabia bana taktı diyorsun da. Takıyor ya. Bana takıyor ya. Gerçekten. Ben takmıyorum şefim. Haksız mı? Bademlerden buldu yani. Ben burada duydum yani. O kıtır kıtır sesi sen çiğnerken. Ben 5 verdim Rabia'ya. Ben puanı İki erkek arkadaşımıza vermiş olsaydım, Saner ve Halil'e verseydim bu kadar üzülmezdim. Benim o 5 puanım Rabia'ya gitti. Gerçekten içimden böyle bir şey aktı. Nalan kendine 5 verdi. Ya kendine 5 vermişsin. Git ona sevin. Ama bana 5 verdiğine üzüldü. Ve diğer arkadaşlar da ona üzüldü. Beni hiç çekemiyorlar. Çünkü biliyorlar benim yapabileceğimi, yaptığımı görüyorlar. Selamlar, sabahlar. Ballı neydi, hoca mıydı bu yemeğin? Ballı hocaydı. Ballı mahmuriye. Mahmuriye değil, mahmudiye. Bir Osmanlı yemeğidir. Okey? Okey. Öyle. Bu yemek hakkında yorum yapmayacağım. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Yorum kadın... yapmayarak beni onur ettiniz şu an. Yok. Çok da güzelmiş ya. Hah. Limonlu tavuk suyu çorbası. Bol baharatlı, bol şekerli. Ama siz saray mutfağı deyince benim aklıma o geldi. Ondan dolayı sulu yaptım. Tamam. Bile. Saray mutfağında sulu böyle bir mahmudiyeyi... Bu kışlık mahmudiye şefim. Onu da yaptım. Al sana yazlık 0. Müthiş gözüküyor ona. Şef 0 vermekte haklıydı. Eksi 2 puanla başladım zaten. Ama yarın şeften tam puan alacağıma inanıyorum. Gelelim Nalan ablaya. Nalan abla, tavuklar nerede ya? Bak, yemeği şöyle toplamaya kalkarsak sadece badem yemeği var burada. Onun haricinde yemek özdeşleşmiş. Güzel. Ya güzel yemek yaparım. Ciddi söylüyorum, yapıyorum. Ojeler yarın gidecek mi? Evet. Çıkaracağım, eve gider gitmez. Söz mü? Söz, söz. Takıları da çıkartacak mı? Takıları evde bırakmak istemiyorum. Niye? Bizim oraları pek tek... Benim burada emanet var, bırak. O zaman olur. Güzel yemek. Senden de bir puan hijyenden kırmıştık zaten. Bu yemeğin hakkı 5 değil ama, onu söyleyeyim sana. Sadece badem bütün attın. Orada da yemeğinizi buldunuz. Herkes de anladı zaten. Tadından buldum, yemin ederim tadından buldum. Boş ver. Sen kendini anlat. 100 bölümdür burada program çekiyoruz. Doğru. Senin gibi niceleri geldi buraya Nalan ablam. Sana puanım.
Teşekkür ederim. 3. Şeften ben 3 puan aldım. Yani ben aslında 4 bekliyordum. Bu beni hiç memnun etmedi. Gelelim Saner'e. Bu da tavuk suyu çorbasının susuz hali. Kayısılar pişmemiş. Erikler haşlanmış. Maşallah dereotlarına bakar mısın? Bunun yine bir ekşisi, tadı, tuzu var. La bunun hiçbir şey yok. Suyu nerede? Suyunu çektirin dediniz ya. Çektir dedim. Siz dediniz. Hani burada çektirilmiş, bak burada var. Burada var. Bağlanması lazımdı onun. Bu hiç bağlanmamış da. Bağladım, yan yana işte hepsi. Çok yakışıklı bir puan geldi. Çok. Dizi dizine bağlamışım böyle. Hepsi birbirine halay çekiyor resmen. Halay çekiyor. Değil mi? Vallahi yargılamıyorum şefi, yadırgamıyorum ama sıfırlık bir durum yoktu. Niye? Sıfırı neye verirsin? Ortaya bir ürün çıkmaz. Fazlasıyla yanlış vardır. Sıfır verirsin ama en azından emeğe saygı olarak bir vermesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Geçelim Rabia Hanım'a. Bak çekmiş yemek burada. Senin de soğanların biri mi? Bilmiyorum şefim, güzel kavurdum ama. Güzel. Çok da güzel yıkadım onları da. Güzel güzel kavurdum. İlk önce soğan atmalıydın. Evet şefim. Sonra tavuğu atmalıydın. Evet, orada yanlışlık yaptım. Ben senin yemenin daha güzel olduğunu düşünüyordum. Teknik olarak, yapım olarak. Çok güzel bir yemek. Ama burada daha böyle kayısı, bal, tarçın, eriği daha çok hissettim. Burada daha az hissettim. Ama güzel, tavuklar pişmiş. Ama buraya göre bunun bir tık altında kalmış. Bir puan da senden gitmişti. 2 puan da anne şefim. Bir de çeneden kıracaktınız. Onu söyleyeyim. Çeneden yok. Yarın istiyorsan şuraya çift sıfır koyayım. Tamam, ben kapattım çenemi. Sana puanım. Üç. Teşekkür ederim şef. Ya şeften açıkçası bir tık daha fazla puan bekliyordum. Ama bir puanımı kırdı. 4 aldım. 4 de benim için çok güzel bir puan. 2 günün sonunda almış olduğunuz toplam puanlar. Hazır mıyız? Hazırız şefim. 2 günün sonunda 14 puanla 4. sırada Halil, dün liderdin. Bugün 4.'sün. 2 günün sonunda 21 puanla 3. olan Nala. 23 puanla 2. sırada olan Saner. 27 puanla 2 günün ardından liderliği alan Rabia. Teşekkürler şefim. Lider oldun. Dün 4.'ydüm. Bugün liderliği aldım ve hepsinin modu düştü. Bunlar bu modda çalışacaklar ve ben çok mutluyum. Bugün eve gideceğim, huzurla uyuyacağım. Yarın da çok güzel bir yemek yapacağım yine. Yarın Rabia hiç çekilmez bir havalara girdi bence. Liderlik bugün gitmiş olabilir ama bu işin yarını var, perşembesi var, cuma günü var. İşin sonunda ipi göğüsleyecek olan benim, kendimden eminim. Rabia Hanım anca tabelaya bakacak. Dün 4.'ydün, bugün liderliğe çıktın. Halil ile Sener de dün 1. liderdiniz. Arapatı gibi açıldı Rabia Hanım sonra. Bilmem. Sizler de burada
10 bin lira için yarışmak isterseniz benim yemeğimde alttaki adresten bizlere başvuru yapabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Yarın görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın. Allah'a emanet olun.